Hala açmıyor. Oğlum arayıp durmasana kızı. Allah Allah, bir sakin ol ya. Nasıl sakin olayım ya? Kız ağlaya ağlaya gitti abim diye. Bana niye bağırıyorsun oğlum? Ya tamam, bağırışmayın. Hadi geçin içeri. Ben de arayacağım şimdi. Ya sana da iyilik yaramıyor yani. Bir şey mi diyoruz? Sakin ol diyorum. Bağırma bana. Bağırmıyorum ben. Ay Kerem lütfen ya. Hacı amca gelecek. Hayır, ne olduğunu bile bilmiyoruz ki. Ya niye derleniyoruz durduk yere? Oğlum kaza dedi, kaza. Anlıyor musun sen, kaza? Öyle küçücük bir şey olsa kız ağlayarak gider mi? Arkadaşlar lütfen. Bir ara tamam hadi. Ara bir daha. Ya sana mı soracağım? Bana ne konuşuyorsun oğlum o zaman? Ya yeter. 40 yıllık karı koca gibi vir 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 didişmeyin. Zaten canımız sıkkın. Bir 3 saniye sessiz olabilir miyiz? Sakin olabilir miyiz lütfen? Şimdi derin bir nefes alalım hep beraber. Tamam mı? Mert lütfen, sana da iyi gelecek. Hadi. 1, 2, 3 hadi. Tamam, son kez arıyorum. Tamam. Al, al şimdi de kapalı. Gidiyorum ben. Nereye? Şirkete. İlla ki bir form bilmem ne bir şey doldurmuştur. Adres bilgileri vardır. Gidip oraya bakacağım. Sen de süpervizörü ara, atlasın gelsin hemen. Oğlum adamı şimdi bu saatte aramayayım. Ortak, sen beni kaç yıldır tanıyorsun? Ne bileyim oğlum, 1000 yıl oldu işte. Ben burada elim kolum bağlı durur muyum peki? Durmazsın kardeşim. Tamam, git sen Cansu'nun yanına. Ben arıyorum adamı. Of. Allah'ım ne olur iyi olsun Uğur böceğim ya. Süreyya Hanım, Metin Bey. Siz isterseniz eve gidin. Burada beklemenize gerek yok. Bir şey bulur bulmaz biz sizi ararız. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Burada oğlumu bekliyorum. Ben de gitmem. Peki. Cansu, şu babanı alıp götürür müsün gözümün önünden? Nasıl götüreyim? Ben de bekleyeceğim. Bak eğer götürmezsen yarın sabah cesedini denizden çıkaracaklar. Beni de buradan kelepçelerle götürecekler. Tamam, bırakır gelirim onu. Tamam, gözümün önünden al da ne yaparsan yap. Hadi babacığım, biz eve gidelim. Babacığım, bak burada durmamızın bir anlamı yok. Hem bir şey bulurlarsa bize haber verecekler. Hadi. Olmaz. Baba lütfen, eve gitmek istiyorum. Annem de yok. Ne yapacağız biz o evde tek başımıza? Hadi baba, çocukluk etme. Hadi. Hadi. Peki. Alo Şefik. Ya bu saatte rahatsız ediyorum ama ölüm kalım meselesi. Ya sen bu doğal afetlerde falan gönüllülerle arama kurtarma çalışması yapıyordun değil mi? Heh, tamam dostum. Şimdi benim bir yakınımın oğlu tekne kazası geçirdi de. Polisler arıyor. Ama sen de bir ekip kursan yardım edebilir misin diyecektim. Beykoz Marina'dayız. Çok sağ ol dostum. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Tamam. Tamam, detaylı bilgiyi gönderiyorum ben sana. Haberleşiriz. Sağ ol.
Ya Levent, Allah aşkına. Gidemiyorum. Gazeteciler, magazinciler nereden duydularsa biz susmuyorlar. Fırlatıp atacağım denize ama işte. Can kurtulup bir telefon bulur da ararsa diye yapamıyorum. Olamaz mı? Gazetecileri ben hallederim. Sen merak etme. Bir daha seni rahatsız etmeyecekler. Levent. Bak seni gördükçe daha çok vicdan azabı çekiyorum. Anlamıyor musun? Oğlumu yalnız bıraktığımı hatırlatıyorsun bana. Lütfen git. Allah aşkına git. Ne olursun birazcık önemsiyorsan, birazcık değer veriyorsan lütfen git. Süreyya. Yapamıyorum, anlamıyor musun? Benim oğlum oralarda bir yerde. Lütfen git ya. Allah aşkına git. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Gece gece geldim ama her şey yolunda mı? Sen işe kimi aldığını biliyor musun? Cansu. Cansu, bravo. Peki soyadı ne Cansu? Okunmuyor değil mi? Ben de okuyamadım. Hiç fark etmemişim. Ki nerede oturuyor bu Cansu? İstanbul'da. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Tek bir bilgi yok burada. Kimdir, nedir, ne yapar? Açıklayabilirim Mert Bey. Açıklayamazsın kardeşim, açıklayamazsın. Burada bu dosyalar böyle mi tutuluyor? Ha? Nerede? İkametgah nerede? Kimlik numarası nerede? Ha? Sigortası? Mert Bey, işe başladığı gün çok karışık bir gündü. Siz de hatırlarsınız, başımızda teftiş vardı. Zaten part-time başlamıştı. Kaç kere söyledim ikametgahını, hep atlattı. Yeter, yeter. Çok üzüldük Metin Bey. Televizyondan duyduk. Başınız sağ olsun efendim. Sen ne diyorsun be? Ne başsağlığı dilemesi? Can ölmedi daha. Nereden çıkartıyorsun? Abla tamam, sakin. Kayıp hala, ölmedi. Özür dilerim. Öyle çıktı bir anda ağzından. Çıkmasın öyle ağzından. Lafının önünü sonunu bil de konuş. Çekil git, kaybol. Bensiz. Baba hadi sen git yat, bir şey yap. Hiç uyumadın zaten, çok yorgunsun. Baba Cansu doğru söylüyor. Hadi biz uyumayacağız zaten. Biri arar haber verirse biz uyandırırız seni ha. Baba.
Sabahtan beri ağzını bıçak açmadı. Ne olur bir şey söyle. Tek bir şey söyle. İçinde meyve aromaları bulunan granürler işte bu şekilde. Yok. Kovalar, açmıyor kızım babişko. Biz çünkü meraktan ölelim, geberelim burada. Bu akşam Marmara Denizi'nde meydana gelen patlamada alabora olan tekneden hala haber yok değerli izleyenler. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı ama teknenin sahibi Can Koran'dan maalesef hala haber alınamadı. Değerli izleyenler, kızım sen de dua et bak ne olur bulunsun abim de. Ya senin o yumuk ellerini yerim ha. Ay inşallah ya vardır. Alo. Işıl Hanım merhaba, iyi akşamlar. Müsait miydiniz? Müsaitim Hasan Bey, buyurun. Almak istediğiniz villa ile alakalı aradım sizi de. Bir gelişme oldu. Ay yoksa Metin talimatı vermiş mi? Bugün Metin Bey'e maalesef... Ulaşamadık fakat villanın yeni bir alıcısı çıktı. O benim hayallerimdeki villa, sakın kimseye vermeyin. Yani mülkün sahibi ne derse biz onu yapmak zorundayız. Ya bana baksana sen. Sen benim kim olduğumu unuttun galiba. Ben koskoca Metin Koran'ın sevgisiyim be. Biliyorum ama... Tamam. Yarın hallolacak o mesele. Sen benim dediğimi yap. Villayı satma. Peki. Yarın tekrar ararım o zaman sizi. İyi akşamlar. Sen de kaybolacak zamanı buldun Can. Bu gülümseme hiç eksilmeyecek yüzünde. Tamam, partidesin. Ve insanlar var etrafında dop dolu. İşte orada bile en yüksek kahkaha seninki olacak. Anladın mı? Hani koridorun ucundan bile duyulacak o kahkaha, söz ver bana. Allah'ım her şeyden vazgeçeceğim, söz veriyorum. Beni mutlu eden her şeyden vazgeçeceğim. Oliva'dan, Ece'den. Kerem'den. Sadece yalvarıyorum abim geri dönsün. Ne olur ben onsuz yaşayamam. Söz veriyorum. Söz veriyorum kim ne derlerse onunla evleneceğim. Ne olur yalvarıyorum. Yeter ki abim geri dönsün.
Kerem. Kerem ortak arıyor. Üf, aman. Alo Mert benim. Bir şey bulabildin mi? Ha, hiçbir şey yok. Ne bir bilgi ne bir evrak. Ya Ece sen onun bu kadar yakınısın. Hiç bilmiyor musun evini falan? Hayır hiçbir şey anlatmadı. Yani aile konusu açılınca üzülüyor diye ben de üstüne gitmedim. Aptal kafam ya. Ya yok saçmalama senin ne suçun var? Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz ki. Ama merak etme çözeceğim ben. Kerem orada mı verir misin bir? Tamam veriyorum bir dakika. Kerem. Kerem. Keremciğim. Ay Kerem. Ne yapıyorsun ya? Ay tamam korkma bir şey yok ya. Mert arıyor ya bir şey bulamamış şirkette. Alo nasıl bir şey bulamadın ya? Ben de onu soruyorum işte kendim ortak. Tek bir evrak bile bırakmamış bize. Yok bu kadar gizlilik gerçekten çok fazla. Öyle bir şey diyeceğim deyip dememeler. Ardında iz bile bırakmadan kaçıp gitmeler falan. Sandığından fazlası var bu işte. Cansu bizden büyük bir şey saklıyor. Ne yapacaksın peki? Bir kere mahallesine bırakmıştım onu. Tam evinin önüne değil de hemen şurada demişti evim. Yarın oraya gideceğim. Gidip tek tek evlere bakacağım gerekirse. Bu işin peşini bırakmayacağım. Tamam. Bir haber var mı? Ne olur bir haber vardı. Hiçbir haber yok. Günaydın. Günaydın. Ya benim Oliva'da birkaç işim var bugün. Kahvaltı yapmayacağım. Onları halledeceğim. Sana afiyet olsun. Otur karşıma. Babaanne. Yaptığının karşılıksız kalacağını mı düşündün? Beni nasıl mahcup ettiğini unuturum mu sandın? Babaanne ben sana gelmek istemiyorum dedim. Sen ısrar ettin. Ne yapayım? Daha bir gün önce sana iki seçenek sundum. Evet babaanne. Ben de o yüzden kırgınım işte sana. Ya bir kızla buluşmaya gitmedim diye beni reddediyordun az kalsın babaanne. Ben seni adam etmeye uğraşıyorum. Sen ne zaman büyüyeceksin oğlum? Bugünden itibaren babaanne. Bu sefer bana inanabilirsin. Çünkü bu sefer sen istediğin için değil, kendim istediğim için çalışacağım. Sırf senin gözünü boyamak için değil, hak etmek için uğraşacağım. Senden bir tane alkış almak için değil, mutlu olmak için başaracağım. Kendi istediğim gibi. Bu değişimi şu esrarengiz kıza borçluyuz herhalde. Seni bu kadar değiştiren kim merak ettim. Daha doğrusu kimlerden? Kalbi iyilerden babaanne tanır mısın? Kendi çıkarlarını başkalarının önüne koymayanlardan. Ufacık şeylerden mutlu olanlardan. Ah gençlik. İnsana neler söyletiyor. Bak sen gülüyorsun ama babaanne. Aman Allah'ım. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Süreyya'nın oğlu
denizde kaybolmuş. Dünden beri arıyorlarmış. Ay nasıl benim haberim olmadı? Hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Ustacığım ben bir arkadaşımı arıyorum da. Adı Cansu, tanır mısın acaba? Hiç görmedim. Hadi ya. Babacığım sen? Dün abisi kaza geçirdi hani oradan falan belki. Hiç duymadık. Yani burası küçük bir mahalledir. Öyle bir şey olsaydı kesin duyardık. Eyvallah. Ben birbirlerine daha sorayım o zaman. Hadi kolay gelsin. Yine bekleriz. Tekrar görüşmek üzere. Ben yine yardımcı olurum. Ne haber? Gayri safi milli hacamat. Sana da günaydın Ercan. Oo, yine triplerdeyiz. Uçuyoruz. Yalnız bu sefer rica ediyorum. Hıncımızı meyvelerden çıkarmayalım. Sonra ben toparlıyorum, bana kızıyorlar. Ay ne hıncı ya? Çürükleri ayıklıyorum ben burada. Bu mu çürük? Ha? Bu mu çürük? Hiçbir şey demedin. Sen gerçekten üzgünsün. Ne oldu kız? Heh, lütfen söyle. Ne oldu? Çatlarım. Cansu'ya ulaşamıyoruz. Dün gece ağlayarak çekti gitti. O saatten beri ne mesajlara cevap veriyor ne telefonlara cevap veriyor. Ya arkadaş siz nasıl gudubet bir dörtlüsünüz ben anlamadım ki. Arkadaş grubu musunuz? Mahşerin dörtlü belası mısınız? Belli değil. Bir sabah normaliniz yok mu sizin ya? Bir sabah normal gelin dişime kıracağım ya. Bütün dengem şaştı benim ama. Ya sana ne oluyor be, bağırma. Aa. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Biri birine küser ona koştururuz. Ötekini araba çarpar ona koştururuz. Ya vallahi billahi hepinizi toparlayacağım, götüreceğim anneanneme. Kurşun döksün tepenizden. Kurşunlasın hepinizi, kurtulalım gitsin. Yeter ya, yeter. Ondan sonra Ercan niye bu kadar diyor? Çünkü bütün enerjim gitti benim. Kurşun iyi fikir aslında ya. Ay, içim kıyıldı yemin ediyorum. Gideyim de tatlı matlı bir şey gömeyim ben ya. Duydunuz mu bizim aşağı komşu Osman'ın eşi rahatsızlanmış, ay eve aciz gelmiş. Yazık ya, kışta kıyamette ne yapıyorsun? İyi günler teyzeciğim. İyi günler evladım. İki saattir dolanıp duruyorsun. Kim aradın, bir kim arıyorsun? Ya benim bir yardıma ihtiyacım var da. Bir arkadaşımı arıyorum, adı Cansu. Tanır mısınız? Yok. Tanımıyorum. Oo, çok da güzelmiş maşallah. Pek de sosyetikmiş oğlum. Ne arası bu mahallede bu kız? Yok yok, bu mahallede bir yerde oturuyor da dün abisi kaza geçirdi. Ben de buraya böyle kalabalık görünce. Aman ağzından yel alsın evladım. Cenaze evi değil burası. Tövbe de. Peki aşağı mahalleden falandır, hiç mi görmediniz Cansu adı? Bak evladım, 45 senedir ben bu mahallede yaşıyorum. Aşağı mahalleyi de bilirim, yukarı mahalleyi de bilirim. Böyle birisi yok evladım bu mahallede. Yok, görmedim yani. Sağ ol teyzeciğim. Cansu? Selam.
Delirdim meraktan. Neredesin sen ya? Anca arayabildim. Kusura bakma. Gerçekten özür dilerim. Neyse, aradın ya sonunda. Nasılsın? Kabusta gibiyim. Olanların gerçek olduğuna inanamıyorum. Neredesin peki? Evdeyim. Çıksana iki dakika göreyim seni. Yok, uzaklaşamam şu an evden. Yok canım, uzaklaşmayacaksın ki zaten. Kapının önüne çıksan yeter. Nasıl? Sizin mahalledeyim ben. Nasıl yani? Neredesin? Seni bıraktığım yokuş yok mu? Oraya kadar geldim de ondan sonrasını bulamadım. Ya sen çık gel buraya ya da tarif et, ben geleyim. İmkansız. Niye? Ya çünkü bütün mahalle bizim evde şu an. Yani çıkmam mümkün değil. Mahallede duyuldu yani. Hı hı. Tabii sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Cansu, sen bana neden yalan söylüyorsun? Ne yalanı Kerem? Çıkamam şu an. Sen ne saklıyorsun benden? Ya sen ne diyorsun? Ben burada abimin derdine düşmüşüm. Nelerle uğraşıyorum? Şimdi zamanı mı Kerem? Sana bir şey olsa soracak kimsem yok. Gidecek yerim yok. Normal mi bu? Her zaman bir engel çıkıyor. Anlatmıyorsun. Olanların gerçek olduğunu nereden bileceğim ben Cansu? Ne demek bu? Abin kaza geçirdi mi geçirmedi mi nereden bileceğim? Keşke senin dediğin gibi olsaydı Kerem. Keşke abim ölmemiş olsaydı, şu an benim yanımda olsaydı keşke. Nerede senin bu kilo? Ay sence? Ya ama dünden beri hiçbir şey yemedin Ece. Hayır, bünyen 9 öğüne alışık olduğu için bir başın falan dönecek. Bir şey olacak, düşüp bayılacaksın. Ye bakayım şunları. Ay sakın dokunma. Ne oluyor? Cezalıyım ben. Tabağımdaki pirinçleri sayıyorum. Bu nasıl ceza kızım? Çin işkencesiyim. Öyle, ben çocukluğumdan beri kendimi böyle cezalandırıyorum. Allah Allah. Şu iki tanesini niye ayırdın peki? Bir terbiyesizlik mi yaptın? Şapşal. Hayır, bunlar Cansu hakkında bildiklerim. Bunlar da bilmediklerim. Baksana ne kadar çok ya. Burcunu bile bilmiyorum. İyi tamam, duruma el atıyorum o zaman. Ay hayır, cezalıyım ben. Ya kaldırdım ben cezanı. Allah Allah, aç bakayım. Bir de korkuyorum. Bu niye ya? Ya baksana ne kadar çok şey var Cansu hakkında bilmediğimiz. Yani ya altından bir şey çıkarsa? Yok canım, ne çıkacak ya? Allah Allah. Ne bileyim ya, ya yalan söylüyorsa Uğur böceği? Vallahi bu sefer yıkılırım ha. Ya yok, ne yalanı Ece, sen de yalan deyince hemen yıkılıyorsun canım. Allah Allah, yakışıyor mu sana? Ne yapayım, hassas noktam bu. Aa, sen bana dün atlı karıncada bir şey söyleyecektin, neydi o? Yo, hiçbir şey söylemeyecektim ya, sen açsın da şimdi, aç bakayım ağzını. Ya bakalım o. Ya ama. Götür 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 götür. Ama önemli bir şey demiştin. Ya şişt, bak ağzın doluyken konuşulur mu hiç ya, ne kadar ayıp. Aç bakayım. Tamam. Önemli bir şey değil zaten. Söylerim sonrasında. Gel. Domates. Açar mı karanfil korkusuz? Bir daha uçar mı güvercin şehirde? Yalancı güneşli bir ocak, mübarek cuma gününde. Bitti, sorisan bu.
hiç bırakmaz ölüme. Dön gel, dön gel. Kalem kanaya kanaya, kağıdı da kan tutar aç değil mi soyu? Ağla doyasıya ağla, aynı denize çoğalır yüreğin öz suyu. Biraz konuşabilir miyiz? Süreyya. Bir haber mi var? ...72 saat geçti. Ne bir yaşam belirtisi ne de naaşına ulaşamadık. Çok üzgünüm. Can Bey'in ölümünü açıklamak durumundayız.
abi, yok ya. Abi it gibi çalışıyorum, bir halt öğrenebildiğim yok benim. Sen nasıl yürütüyorsun ya burayı? Sonra konuşalım mı ya? Bir haber yok mu diyorsun ya? E ne oldu? Mahalleden bir adamı telefon numaramı vermiştin, o ne oldu? Bilmiyorum abi, arayan soran yok işte yani. Ya küçücük mahalle orası. Ya biri tanımaz mı Allah aşkına? Bir kaza bela bir şey olsa biri duymaz mı ya? Yani. Yani orada oturmuyor mu diyorsun? Bilmiyorum işte. Ya diyorum ki bir yandan da niye bana yalan söylesin, niye oraya bıraktırsın kendini? Kafayı yiyeceğim ya. Ben eve gitsem burayı idare eder misin sen? Tabii canım, sen şey etme ya. Zaten benim de bir yerden alışmaya başlamam lazım artık. Eyvallah. Görüşürüz.